Kimileri hep suçluyor, kimileri sorguluyor, yaralı yüreğime kara çalıyor. İhanet zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın. Dosya Taksim'deyiz. Bir haftadan beri Taksim olağanüstü günler yaşıyor. Burada çevreci insanlarımızdan, müsever insanlarımızdan, ülkesine gönül veren insanlardan ve yüzlerce sivil toplum örgütü, dernekler ve benzeri tüm insanlarımız burada. Şimdi aramızda güzel bir kardeşimiz var. Başkanımız İstanbul Alevi Derneği Başkanı Sevgili Rüştü Duna Başkanımız. Başkanım, bugünle ilgili sizin duygularınızı alabilir miyiz? Ne diyoruz? Niçin buradayız? Bugün niçin buradayız? Çok açık söyleyeyim. Ben şu anki başbakanımızın bu halinden korkuyorum ve ürküyorum. Sebebine gelince, başbakanımız şu anda başbakan olduğu halde bu kadar krallık yapıyorsa, yarın devlet başkanı olursa bizim başımıza ne iş gelir, onu düşünmek bile istemiyorum. Yani Uzak Doğu ülkesi veya Orta Asya krallıklarından daha beter bir krallık mı olur diyorsunuz? Öyle mi lanse edelim? Yani ben Yavuz'un yaptığını yapar diye korkuyorum işin açıkçası bu ya. Veya Esad'a veya işte Libya'da oradaki devlet başkanlarına söylemediği söz bırakmayan insan şimdi aynı süreci kendisi mi yaşatacak veya yaşatacak? Korkum endişem zaten bu. Ya da buna benzer bir şey. Diyorsunuz. Evet. Evet. Bugün buradayız. Şu an Taksim'deyiz. Gezi Parkı'na doğru ilerliyoruz. İşte gördüğümüz gibi Taksim bir hafta boyunca burada Zat-ı Şahane'lerin deyimiyle binlerce çapulcuyu ağırladı. Bu şunu mu atalım? Ha, onu at başkanım ya. Bak, çok geç. Şu an yine bir hafta geçmesine rağmen insanlarımız akın akın buraya akıyor ki zaten 24 saat burada mekan tutan binlerce yine yurtsever gençlerimiz var. İşte bu gençlerimiz kendilerince böyle barakalar oluşturmuşlar. Kalacak alanlar oluşturmuşlar.
Evet, burada gençlerimiz yine bedava hizmet sunuyorlar buradaki yurtsever çapulculara. Arkamı dönünce vuran utansın.